Merhaba. Bir önceki videoda kişisel haklara odaklanmıştık. Kişisel haklar sayesinde bireyler kendileri için en iyisine karar verebiliyor. Özel hayatlarına, bedenlerine ve zihinlerine devlet dahil kimse müdahale edemiyordu. Bu videoda ise siyasi hakların detaylarına ineceğiz. Siyasi haklar vatandaşların yönetimle ilgili meselelere katılımıyla alakalıdır. Ha, bu arada tıpkı bir önceki videoda olduğu gibi bazen bir kelime öbeğinin sonunda hakkı diyebilirim. Bazen de özgürlüğü. Kafanız karışmasın. Genel kullanım nasılsa o şekilde kullanmaya özen gösteriyorum. Pekala, şimdi bu siyasi hak ve özgürlüklere genel olarak bir bakalım. İlk olarak vatandaşlık hakkı. Anayasamızda Türk vatandaşlığı hakkı 66. maddede belirlenmiştir. Siyasi hakların kullanımı vatandaşlıkla başlar. Onun için ilk olarak bunu yazdık. İkinci olarak seçme hakkı, seçilme hakkı ve siyasi faaliyette bulunma hakkını yazalım. Anayasanın ilgili maddesinde belirtilen şartlara uygun olan tüm vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Siyasi faaliyette bulunabilirler. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş her vatandaş halk oylamasına katılma hakkına sahip olur. Üçüncü olarak siyasi parti kurma ya da siyasi partiye katılma hakkından söz edelim. Bu hak sayesinde vatandaşlar siyasi parti kurma, usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Herkes kişisel haklar kapsamında sahip olduğu siyasi görüşe en yakın partiyi desteklemekte ya da kendi siyasi görüşünü savunacak bir parti kurmakta özgürdür kurduğunuz ya da üyesi olduğunuz parti mevcut hükümetin desteklediği bir parti olmak zorunda değil. Yani belirli bir parti mensubu olduğunuz için ayrımcılığa uğrayamazsınız. Sıradakine geçelim. Kamu hizmetlerine girme hakkı. Her vatandaş kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Yani uygun koşulları sağladığı takdirde devlet için çalışabilir. Kamu hizmetlerine giren kişiler mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü altındadır. Ve bir diğer hak ise dilekçe bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı olabilir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkını ifade eder. Bunların yanında siyasi hak olarak da düşünebileceğimiz bazı hak ve özgürlüklerden bahsedebiliriz. Mesela toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasaya göre herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü de siyasi hak ve özgürlüklerle ilişkilendirebileceğimiz çok önemli özgürlüklerdir. İfade özgürlüğü kişinin düşüncelerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak ifade etmede özgür olduğunu belirtir. Siyasi düşüncelerinizi özgürce ifade edebilmeniz anlamına gelir. Hükümetten yanlış olduğunu düşündüğünüz bir durumu düzeltmesini isteyebilirsiniz ve bu konuyu dile getirdiğiniz için kimse sizi cezalandıramaz. Basın özgürlüğü ise basına sansür getirilemeyeceğini vurgular. Fark ettiyseniz bu özgürlükleri kişisel haklar dersimizde de işlemiştik. Yani bu bahsettiğimiz durumlar yalnızca ve tamamen siyasi hak ve özgürlükler olarak nitelendirilemez. O halde aklınızda şu soru belirmiş olabilir. Siyasi haklarla kişisel hakların hatta medeni hakların farkı nedir? Aslında medeni, siyasi ve kişisel hakların hepsinin birbirleriyle bazı durumlarda ortak noktaları olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu hak ve özgürlükleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak çok da doğru olmayabilir. Medeni hakları kısaca tanımlarsak, bu haklar toplumdaki tüm bireyleri ayrımcılıktan korur. Diyelim ki bir toplumda cinsiyet, dil, din veya başka bir sebeple belli bir grubun seçme ve seçilme hakkı yoksa, bu toplumda bu bireylerin siyasi hakları tanınmadığı için medeni hakları da ihlal edilmiş demektir. Şimdi gelin siyasi hakları ve özgürlükleri daha iyi anlayabilmek için birkaç farklı senaryoya bakalım. Farklı senaryolara bakarak az önce işlediğimiz siyasi haklardan ya da özgürlüklerden hangisinin belli bir durumda kullanıldığını ya da ihlal edildiğini bulmaya çalışın. Evet efendim. Pelin'in en yakın arkadaşı Necla yerel seçimlere aday oluyor. Pelin arkadaşına destek vermek istediği için oy pusulasında onun adının olduğu kutucuğu işaretliyor. Bu durumda Pelin'in kullandığı hak ya da özgürlük hangisidir? Seçme ve seçilme hakkı dediyseniz doğru. Daha detayına girersek Pelin burada tam olarak seçme hakkını kullanmış oluyor diyebiliriz. Şimdi bir diğer senaryo. Eylül sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla arkadaşlarının A partisine oy vermesini teşvik ediyor. Eylül daha sonra üniversite giriş sınavında aldığı puan sayesinde kazandığı ve yerleştiği üniversiteye kesin kayıt için gidiyor. Oradaki öğrenci kayıt bürosunda çalışan memur ise A partisine karşı seçimlere giren B partisinden aday olan kişinin abisi. Bu memur A partisine verdiği destek sebebiyle Eylül'ün okul kaydını yapmayı reddediyor. Bu senaryoda memur Eylül'ün hangi hakkını veya özgürlüğünü ihlal etmiştir? Elbette ifade özgürlüğü. Çünkü bu durumda Eylül'ün düşüncelerini ve kanaatlerini ifade etme özgürlüğü kısıtlanmış olur. Ayrıca siyasi faaliyet hakkı ile çelişen bir durum olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi de son senaryoya geçiyorum. Selim siyasete daha aktif katılmayı istediği için kendi görüşlerine uygun olan Y partisine üye olmak istiyor. Selim'in abisi ise ailesinin siyasi görüşüne uymadığı gerekçesiyle kardeşinin bu partiye üye olmasını engellemeye çalışıyor. Bu durumda Selim'in hangi hakkı ya da özgürlüğü ihlal edilmiş olur? Elbette siyasi parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma hakkı Evet, bu kadar örnek yeterlidir diye düşünüyorum. Sizce bahsettiğimiz bu siyasi hak ve özgürlüklerden hangisi en önemlisi? Ya da bu videoda bahsetmediğimiz başka hangi siyasi haklar olabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.